Hoş geldiniz. Ben Furkan. Uzun süredir sizin karşınıza geçip bu şekilde konuşmuyordum. Bugün de bunu Bannerlord Lord için yapmaya karar verdim ve Bannerlord'un Lord'un oynadığım kadarıyla iyi ve kötü yönlerini dürüst bir şekilde değerlendireceğim. Daha önceden çakma bir Türk oyununu eleştirdik diye telif yemiştik. Kanal kapanma durumları falan olmuştu. O yüzden kanalın erişimi çok düştü. Bildirim ziline basarsanız videoları izlemek için çok sevinirim çünkü gerçekten geri planlara atıldık o saçma sapan eleştiri kaldıramayan oyunlar yüzünden. Şimdi Bannerlord'a dönelim. Söz vermiştim size. Öncelikle şunu bir anlayalım. Mart 2020'de erken erişim olacak. Şu an kapalı beta'da ve oynadığımız oyun kapalı beta olduğu için ve hala güncellenmeye devam ettiği için her yönüyle eleştiremiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir optimizasyon sıkıntısı var. Yani hangi bilgisayarla oynarsanız oynayın FPS düşüşlerini hissedebiliyorsunuz. Yani normal oynarken aniden 5'e 10'a düşüyor FPS'ler. Bu oyunu etkiliyor. Onun için grafikler harika. Yani aynı gördüğüm gibi ve hepimizin istediği gibi grafikler. O konuda bir sıkıntımız yok. İki süvari mücadelesinde birisini attan düşürdüğünüzde onun yere yapışması ya da vurduğunuzda adamın yere düşmesi, yaraladığınız yerden oraya tutarak düşmesi. Bunlar güzel detaylar ama tabii oyunun Boyutunu da arttırıyor. Yani kapalı beta indirmek isteyenler 40-50 GB'lık bir yeri gözden çıkartıyor. Bu da çok etkiliyor insanları. Ekranda da ara ara göreceğiniz görüntüler bana ait. Benim videomdan. Kartlar kısmında da direkt oynanış yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Kişisel olarak takıldığım nokta ise şu. 3 yıldır oyunun blok incelemeni vesaire çekiyorum ve geri çekmeyeceğim kendimi. Çünkü bunu izleyicilerim söylüyor. Yani senin büyük katkıların sayesinde Bellinort bu kadar sıcak tutulabildi diye. Çünkü ben henüz Benny Nord incelemeleri çektiğimde kimse Benny Nord blok incelemeleri vesaire çekmiyordu. Sonrasında bu işi iyi yapanlar oldu, kötü yapanlar oldu ve hep birlikte tüm YouTube içerik üreticileriyle birlikte oyunu diri tuttuk. Ama tüm içerik üreticileri almasına rağmen benim almama her videomuz neredeyse yüz binlere ulaştırmıştık Benny Lord'ta. Bana göndermemeleri bir ufaktan bir sinirlendirdi beni. Onun dışında Orias TV'ye, komik kardeşime de Aynı şekilde atılmasını beklerdik. Çünkü yani sonuçta blok incelemeni çektiğiniz oyunu oynayarak da tanıtmak istiyorsunuz ve oyuna katkıda bulunmak istiyorsunuz. Ama mail attığınız halde geri dönmeyince tabii ne oluyor falan diyebiliyorsunuz. Çünkü başka insanlar Twitch'te Ben Lord K'yi dağıtarak mesela kitlesini artırabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan ama kişi olarak buna takıldım göndermemelerine. Onun dışında oyunu neden bu kadar geç çıkarıldığını da yavaş yavaş anlayabiliyorum. Çünkü şu haliyle sunulsa gerçekten büyük sıkıntılar çıkabilir. Yani bir kere en basitinden boyut çok büyük. Yani single de eklense şu an single ile multiplayer aynı anda bize sunulsa en az 100 GB'lık bir oyundan bahsediyoruz. Öncelikle bu düzeltilecektir. Optimizasyonlar düzeltilecektir. Yeni oyun modları vesaire eklenecek. Şu anki haliyle optimizasyon düzeltildiği takdirde güzel bir oyun. Ve gerçekten uluslararası alanda bizi zaten temsil etmişti Mount Blade olarak. Warband olarak. Bellinort olarak da temsil edeceklerini düşünüyorum. Çünkü sadece Türkiye'den değil yabancıların da inanılmaz bir beklentisi var oyundan. Bununla birlikte Total War Kingdom Come Deliverance'da olan özellikler tabii oyuna yeni yeni ekleniyor. Bunların getirdiği bir, ha, biz bu özellikleri görmüştük durumu olabiliyor maalesef. O da tabi geç çıkmasıyla ilgili. Bunları saymazsak tabi Mount Blade'in kendine özel bir durumu var. Kendine özel bir haritası, kendine özel bir dünyası, yoldaş sistemi vesaire. Bunlar orijinalini koruyor. Mart 2020'de neler olacak göreceğiz. Sizin de aranızda oynayanlar varsa o yorumları bekliyorum. Bana katılmaya da bilirsiniz. Onları da aşağı yazarsanız güzel bir şekilde tartışırız, konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuz Nazilerin kötü gösterildiği oyunlar olacak. Bildirim zilinizi açık tutun ki hepiniz izleyebilin. Hoşçakalın.